Kayda Değer programından merhabalar. Yine yeni bir programla beraberiz. Türkiye'nin toplumsal ve iktisadi meselelerini tartışmaya devam ediyoruz. Bugün Türkiye'de son zamanda özellikle artan fiyatlarla gündemde yerini koruyan gıda enflasyonu üzerine konuşacağız. İslam İktisadi Araştırmaları Merkezi Direktörü Sercan Karadoğan Hocam bugün bizlerle. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Teşekkürler. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Siz de iyisiniz umarım. Hamdolsun, teşekkür ederiz. Hocam, artan gıda fiyatlarına dair bir sosyal medya paylaşımları sıkça önümüze düşüyor. Özellikle son günlerde bir yağ fiyatı üzerinden bu fiyat artışı mevzusu viral oldu biliyorsunuz. 2019'da 42,5 iken 8 Ekim 2021'de 95 lira. 14 gün yani 2 hafta sonrasında bu fiyatın 105 lira ve bir hafta sonra 29 Ekim'de fiyatın 120 TL'ye ulaştığını görüyoruz. Yani keskin bir artış söz konusu. Bu bilgiyi de paylaşıp Türkiye'deki önemine değindikten sonra arzu ederseniz gıda enflasyonu nedir? Etkileyen, tetikleyen faktörler nelerdir? Bunun üzerine başlayalım. Teşekkür ediyorum öncelikle program için. Biz bu konunun önemine binaen gündemde olan iktisat politikalarıyla, gündemde olan iktisat meseleleriyle ilgili çeşitli politika notları yazdırmaya çalışıyoruz. Yani burada özellikle ilgili konudaki mevcut durum nedir? Buna dair nasıl bir çözümlemeler yapılabilir ve nasıl öneriler veya önlemler alınabilir? Bunlara dair bir politika, strateji belirlenmesiyle ilgili politika notları yazdırıyoruz. Politika notlarımızın temel amacı bu. Bu anlamda yazdırdığımız son politika notu da Profesör Doktor Fahri Yavuz tarafından kaleme alındı. Gıda enflasyonu üzerine öngörüler, önlemler ve öneriler. Bu politika notu bağlamında da mevcut durumu aslında biraz özetlemeye, neler yapılabilir üzerinde biraz tartışmaya çalışıyor metin üzerinde. Biz bu konuyu da önemsediğimiz için ayrıca bir çalıştay bağlamında da konuyu ele almak istiyoruz. Bu kısa girişten sonra bu politika notu bağlamında Fahri Hoca'nın hazırlamış olduğu not bağlamında şunu söyleyebiliyoruz. Türkiye'de bir gıda enflasyonu problemi var. Veriler özellikle son 1-2 senede Covid dönemiyle birlikte bunda bir artış olduğunu belirgin gözle görülebilir, net bir şekilde hissedilebilir bir artış olduğunu bize gösteriyor. Burada gıda enflasyonu nedir sorusunu tabii dediğiniz gibi belki cevaplamak gerekiyor. Gıda enflasyonu gıda maddelerinin üretici fiyatı veya tüketici fiyatındaki endeksi bağlamındaki değerinin genel üretici fiyat veya tüketici fiyat endeksindeki artıştan daha fazla olması. Ne demek istiyoruz? Yani ÜFE veya TÜFE'ye göre gıda fiyatlarındaki ÜFE ve TÜFE'nin daha fazla olması, bunun üzerine çıkması yani normal enflasyon değerinin üzerine çıkması gıda özelinde bize enflasyon olduğunu, bir artış olduğunu ve bir sorun olduğunu aslında söylüyor. Burada Türkiye'de son bir yıldaki Temmuz 2011 itibariyle hocamızın burada politika notu bağlamında aldığı bilgiyi paylaşıyorum. Temmuz 2021 itibariyle TÜFE'deki artış %18,95 iken gıda fiyatları tüketici endeksindeki artış %24,91. Yani dolayısıyla burada bu aradaki fark kadar bir hissedilen gıda enflasyonu var. Dediğiniz anlamda farklı ürünlerde tabii ki farklı tezahür edebiliyor. Yani bu bir ortalama çünkü endeks bağlamında gerçekleştirildiği için ağırlıklandırılmış bir şey. Bu işte meyve sebzede farklı olabilirken işte yağ konusunda farklı olabiliyor veya başka tüketim gıda maddelerinde farklılaşabiliyor. Dolayısıyla böyle bir genel artış olduğunu söyleyebiliriz. Bir diğer nokta da bu konuyu kapatmadan önce bu gıda enflasyonun içerisindeki yerine baktığımız zaman da özellikle gelişmekte olan ülkelerde bunun etkisinin daha fazla olduğunu görüyoruz. Bunun nedeni de enflasyon sepeti içerisindeki payının gelişmekte olan ülkelerde gıdanın payının daha yüksek olması. Gelişmekte olan ülkelerde bu pay daha yüksek bir oranda yer kaplıyor. Gelişmiş ülkelerde bu pay biraz daha düşük. Dolayısıyla mesela örneğin Türkiye'deki bu pay Amerika'ya kıyasladığımız zaman Türkiye'de %25,94 iken Amerika'da %12,6 olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla burada fiyatlardaki bir değişimin enflasyona da doğrudan daha fazla bir etkisi oluyor. Yani Amerika'daki gıda fiyatlarında
yaşanan bir enflasyon normal enflasyonu çok fazla bizdeki kadar artırmıyor. Aslında bunu demek istiyoruz burada. Bu oransal farklılık bize bunu söylüyor. Dolayısıyla burada gıda fiyatlarındaki, gıda ürünlerinin fiyatlarındaki küçük oynaklıklar veya işte buradaki küçük farklar, küçük yükselişler bizde enflasyona daha büyük kabaca bir etki yapıyor. Dolayısıyla böyle bir problem de var. O yüzden de çok daha hissedilebilir oluyor bu problem. Peki bunu tetikleyen faktörler nelerdir yerel dinamiklerde özellikle? Bu politika notu bağlamında yerel dinamikler de tabii etkili oluyor ama en belirgin yani son birkaç senedir bunun özellikle son iki senedir artmasının nedenlerinden birisi olarak küresel ısınma gösteriliyor. Bu küresel ısınma sonucu oluşan iklim değişikliğine buna bağlı olarak işte rekolte ve işte üretimdeki düşüş dolayısıyla talep aynı, talepte bir değişiklik yokken arz konusunda yaşanan sıkıntılar fiyatı doğrudan etkiliyor, maliyetleri doğrudan etkiliyor. Aynı şekilde üretim ve işlem maliyetleriyle ilgili bir problem olduğu burada ortaya çıkıyor. Biyo akıt üretimleri, hayvansal ürünlere olan talebin yükselmesi sonucu tarımsal girdilerin gene tarımsal girdileri olan ihtiyaç artıyor. Dolayısıyla bu da maliyeti yükseltiyor ve işte gıda enflasyonuna neden olan konulardan bir tanesi. Gene Türkiye özelinde konuşursak bu rapor politika notu bağlamında üretim arz ve talep yetersizliği bunun arasındaki uyumsuzluk dengesizlik olarak olduğunu görüyoruz. Bunun düşüşleri bunlar bazıları ani olabiliyor veya bazıları işte dönemsel olabiliyor. Özellikle COVID bağlamındaki işte şeyler yaşanan problemler biraz bize bunu gösteriyor. Yani burada ani yükseliş ve düşüşlerin olması doğrudan fiyatları hızlı bir şekilde etkiliyor. Ne demek istiyoruz işte mesela üretim sırasında dışarıdan bir şeye ihtiyacınız var o gıdanın üretilmesi konusunda. Bunlarda yaşanan aksaklıklar, kesintiler işte COVID dolayısıyla yaşanan bütün aksaklıklar doğrudan gıdanın üretim maliyetini etkilemiş oluyor. Dolayısıyla böyle yerel bir problem de var. Yani dışa bağımlılıkla alakalı ne kadar üretimde dış kaynağa muhtaçsınız yani dış mal girdisine ihtiyacınız varsa bunun buradaki yaşanan kesintiler, aksaklıklar, transfer anlamındaki doğrudan gene şeyi etkilemiş oluyor, fiyatları etkiliyor. Yani gıda tedarik zincirindeki aslında problemler diyebiliriz buna yani. Gene genel dünyada COVID bağlamında aslında bu olduğu için dünya fiyatlarındaki artış gene doğrudan Türkiye'deki gıda enflasyonunu etkileyen problemlerden bir tanesi. Onun dışında da daha yerel problemler olabiliyor. Doğal afet işte gibi birçok yerel bölgesel şeyler aslında doğrudan bunlar aynı dönemsel belki şeyler ama o anlık şeyi de etkileyebiliyor. Sepetin enflasyonun oranını, değerini. Dolayısıyla genel olarak bunları sayabiliriz. Zaten işte salgın ve buna bağlı şeyler aslında olduğunu da söyledik. Dolayısıyla bir genel problemler var. Şu an dünyanın yaşamış olduğu herkesin. Bütün devletlerin belli oranda. Bir de bu genel problemlerin biraz Türkiye özelinde daha yerelleşmesi. Dediğim gibi bunların daha hissedilebilir olması ile ilgili bir taraf olduğunu söyleyebiliriz. Hocam genel enflasyon varlığından tarımsal ürün ve gıda üreticileri olumsuz etkilense de aslında büyük oranda etkilenen kesimin düşük ve orta gelirliler olduğunu gözlemliyoruz. Özellikle bu kesimin alım gücünün düşüşü toplumsal eşitsizliklerin de daha görünür olmasını kılıyor. Son dönemdeki bu enflasyon, alım gücü ve eşitsizlik parametrelerinin düşük ve orta gelir grubundaki insanlarda nasıl bir sosyoekonomik farklılık netice ortaya çıkaracağını düşünüyorsunuz? Bu politikalar bu kesimdeki psikolojik ve sosyoekonomik durumları yani Türkiye'de bu konuda üretilen politikalar bu kesimin sosyoekonomik ve psikolojik durumunu gerçekten göz önünde bulunduruyor mu? Bu konudaki fikirleriniz nelerdir? Güzel bir soru. Zaten biraz başta da anlatmaya çalıştığım gibi özellikle gelişmekte olan ülkelerde gıdanın genel endeks sepeti içerisindeki, enflasyon sepeti içerisindeki payının yüksek olmasından dolayı buradaki küçük diyelim ki farklılıklar veya yükselişler, düşüşler doğrudan alım gücünü etkiliyor. Ve özellikle tabii düşük ve orta gelirlilerin alım gücünü etkiliyor. Neden? Çünkü bunların düşük ve orta gelirliler için gıda bir enflasyon sepeti içerisinde yani bir tüketim sepeti içerisinde önemli bir yer
işgal ediyor. Büyük oranda buna dayanıyor. Dolayısıyla buradaki farklılıklar, buradaki artışlar, keskin artışlar doğrudan alım gücünü dediğiniz gibi etkiliyor. Ve insanların işte 50 liraya aldığı bir şeyi ertesi gün 100 liraya alması o bütçe kısıtlarından dolayı, sahip oldukları bütçe kısıtlarından dolayı doğrudan yaşam standartlarına etki ediyor. Dolayısıyla bu bir temel problem olarak zaten aslında üzerinde durulması gerekiyor. Yani bunun Türkiye'deki eşitsizlikleri artıran enflasyon zaten özelinde böyle bir temel problemimiz var. Aynı zamanda gıda üzerinde özelinde bu böyle bir problemin yaşanıyor olması düşük ve orta gelirler bağlamında alım gücünün düşmesi, hayat standartlarının düşmesi dolayısıyla bu en temel insani geçim ihtiyaçlarının aslında yeterince sağlanamamasına neden oluyor. Bu konularda Türkiye biraz gerçekten geride kalıyor. İşte mesela et tüketimi ile alakalı veya ona benzer verilerde hep Avrupa standartlarının çok altında kalıyoruz biz. Bu işte doğrudan yaşam kalitesini etkileyen bir şey. Yani ortalama bir Avrupalının tükettiği ete göre veya başka meyve sebzeye göre Türkiye'deki ortalama bir vatandaş çok daha düşük. Bu orana göre burada Avrupa ülkelerindeki kıyasladığımız zaman arka planlarda kalmış oluyor, arka sıralarda kalmış oluyor. Dolayısıyla burada bir kere standartlar açısından bir geride kalış söz konusu. Yani Avrupa'daki bir ortalama vatandaşın, bir muadilinin yani Türkiye'deki bir vatandaşın bu standartlara ulaşamaması söz konusu. Özellikle alt ve orta gelirler açısından. Buna dair işte çeşitli diyelim ki sosyal transferler söz konusu olabilir. Yani bu kesimlerin işte konjonktürel olarak yaşadıkları problemleri işte diyelim ki önleyebilmek için işte çeşitli yardım kampanyaları veya çeşitli yardım imkanları kullanılabiliyor. İşte belediyeler veya ilgili kurumlar bu işte ihtiyaç sahiplerini tespit ederek. Ama bu sorunun bir tarafını tabii çözmüş oluyor. Yani sorunun asıl nedenini çözmüş olmuyoruz. Sorunun asıl nedeni işte bu fiyatların yükselmesi ve insanların alım gücünün düşmesi. Fiyatların yükselmesinin nedenlerinden bir tanesi de işte üretimdeki problemler, aksaklıklar. Dolayısıyla bu doğrudan bir aslında sosyoekonomik probleme de dönüşüyor. Bir yandan işte gelirden daha büyük, servetten daha büyük pay alanlar bu ihtiyaçlarını çok rahat giderebilirlerken normal bir vatandaş bunları gideremiyor. Bunun tabii yakın zamanda politik sonuçları da olabileceği ile ilgili birçok tabii şey yapılıyor. Tahmin ve öngörüde de bulunuyor. Yani bunun özellikle bu tarz bir krizin daha da derinleşmesiyle birlikte özellikle gıda enflasyonu üzerinde çünkü çok somut hissedilebilir bir alandan bir şeyden gene bahsediyoruz yani. Doğrudan başta da konuştuğumuz gibi insanların markete giderek doğrudan hissedebileceği, karşılaşabileceği bir problem ve doğrudan tabii ki yansıması oluyor insanların hayatına ve bu hayatlarına yansıması politik yansımaya da neden olabilecek bir problem. Dolayısıyla üzerinde durulması ve stratejik aslında bir plan olarak farklı bunların nedenlerinin azaltılması, nedenlerinin inilmesiyle birlikte azaltılması gibi politikalar aslında gerekiyor. Yani sadece sosyal yardımlar gibi konular değil, bağlamlar değil. Bunun sorunu kalıcı olarak, sürdürülebilir olarak nasıl çözebiliriz? Mesela küresel ısınma ve buna bağlı iklim değişikliği ile alakalı problemlerin artmasıyla bu problem daha derinleştiği zaman neler yapılacak? Bununla ilgili 5-10 yıllık, belki 20-30 yıllık stratejiler, planlamalar yapılması lazım. Dolayısıyla bu burada aslında uzun vadeli planlarla bugünkü sorunların uzun vadede yapısal sorunlara, büyük krizlere dönüşmesinin aslında engellenmesi gerekiyor. Şu an biraz onun aslında başındayız. Burada da atılacak adımlar ilerideki bütün dediğim gibi bu çalışmaları ve stratejileri tabii ki belirleyecektir yani. Anlıyorum hocam. Bu bahsetmiş olduğunuz iklim mevzusunda da şu anda güncel olarak devletler çalışmalar sürdürüyor biliyorsunuz. Zirvedeydi geçtiğimiz haftada Cumhurbaşkanı. Rusya 2060 planlarını açıkladı bu emisyonun düşürülmesi noktasında. Ümit ediyoruz küresel bağlamda yaşadığımız ve bu enflasyon, gıda enflasyonuna neden olan küresel ısınmayı tetikleyen etkilerin düşürülmesine yönelik politikalar gerçekten uygulanır. Hocam gıda enflasyonu üzerine konuştuk. Toplumun sosyoekonomik ve psikolojik durumuna dair dikkate aldığını, ne kadar dikkate aldığını, politikalarını tartıştık.
Sizin bu konuda önerileriniz nelerdir? Gıda enflasyonunu düşürmek üzerine. Ben gene bu politika notu bağlamında bu önerileri açıklamış olayım. Politika notu bağlamında bir sistematikle bu aktarılmış güzel de bir aktarım var. Özellikle ilk başta tabii ki bu enflasyona sebep olan faktörlerin iyi tespit edilmesi, analiz edilmesi ve bunların işte dönemsel olup olmadığı, yapısal olup olmadığı ile ilgili bunları dikkate almak ve bunlara dair stratejiler belirlemek gerekiyor. Dolayısıyla ihtiyaçların, üretilecek çözümlerin bu anlamda bu çok yönlülüğü dikkate alması gerekiyor. Yani bu politikaları üretirken, tedbirler alırken gıda enflasyonunun gerçek manada Türkiye'deki nedenleri neler? Yani işte başta söylediğimiz gibi o yağ fiyatının artmasının nedeni ne? O çok boyutlu şeyi iyi analiz etmek gerekiyor. İkincisi, bu tabii genel bir tabii şeyden bahsetmiş oluyoruz. Tarımsal özellikle faaliyetlerle alakalı, işte sulama potansiyelini kullanmayla alakalı konuların gündeme alınması ve bunların düzeltilmesi, onarılması gerekiyor. Küresel iklim değişikliğine bağlı olarak kuraklık tehlikesiyle işte belli noktalarda işte sulamayla alakalı problemler, tarımsal sulamayla alakalı problemler olacaksa bunların analizin iyi yapılması gerekiyor. Yani işte oradaki bir derecelik, herhangi bir bölgedeki bir derecelik artış tarımsal üretimi nasıl etkileyecek ve aynı şekilde bu tarımsal sulamanın nasıl gerçekleştirilmesi gerekiyor. Ki burada gıda üzerine bir probleme neden olmasın uzun vadeli. Bunların gene sistematik bir şekilde üzerinde durulması aslında gerekiyor. Dolayısıyla o mevsimsel özellikle üretimdeki rekolte düşüşleri vesairelerin minimize edilmesi gerekiyor yani. Aynı şekilde bu tabii gıda konusunda konuştuğumuz zaman evet, doğrudan tabii tarımla alakalı olmuş oluyor. Tarım uygulamaları ve tarımda işte kullanılan ve maliyeti yükselten unsurların tespit edilip maliyetin buradaki yani maliyeti artıracak unsurların minimize edilmesi, girdi kullanımında özellikle bu anlamda daha maliyetin düşük olması ve üretkenliği artıracak işte gene çeşitli stratejiler, politikalar geliştirilmesi tercih edilebilir, düşünülebilir. Aynı zamanda işte bu tedarik zinciriyle alakalı bazı problemler olduğunu görüyoruz Türkiye'de. Dolayısıyla bu tedarik zincirindeki yani yerelden işte şehire gelene kadar bu gıdanın ulaştığı bu süreçteki bu maliyet artıran unsurların tespit edilmesi, buna dair çözümler daha işte neler olabilir bunun üzerine düşünmek gerekiyor. Çünkü burada özellikle işte benzin fiyatlarındaki veya işte diğer başka girdilerdeki artış doğrudan o yerelde bire üretilen şeyin işte şehire çok daha pahalıya ulaşmasına neden oluyor. Bu da bir problem. Yani bu tedarik zincirindeki bu aksaklığın problemin üzerine düşünmek ve çözüm üretmek gerekiyor. Son olarak da belki şeyi söyleyebiliriz. İşte özellikle bu ticaret politikası bağlamında yani ithal girdiler bağlamında bu politikaların özellikle tarımsal üretim bağlamında dengeli ve etkin bir şekilde yürütülmesi, dünya piyasalarındaki dünya tarım ve gıda ürünleri fiyatlarındaki dalgalanmalar veya bunlardaki üretimlerin iyi bir şekilde analiz edilmesi. Bunlara dair daha öngörülebilir. 4-5 yıllık belki işte analizler öncesi ve sonrasına dair analizler yapılması gerekebilir. Dolayısıyla bu politika notunda daha tabii geniş bir şekilde burada 10-20 maddeyle bu özetlenmiş oluyor. Ben çok kısa bir şekilde de özetlemiş oldum. Yani bu problemin, bu çok boyutlu bir problem. Sadece gıdayla konuştuğumuz gibi baştan beri alakalı bir problem değil. Ama bunun toplumsal etkileri, yansımaları çok kuvvetli oluyor. Çok hissedilebilir, görülebilir oluyor. Aynı şekilde buradaki bir problemin doğrudan enflasyona da etkisi olduğunu zaten dile getirmiş olduk. Ve Türkiye üzerinde bu oranın yüksek olması. O yüzden bu problemi, bu sorunun çok boyutlu. Gelecekte o sorun alanlarının daha derinleşmesini engelleyecek işte iklim krizi ve sıcaklıkla alakalı şey çok kritik. Kesinlikle çözümler üretilmesi ve buna dair işte merkezler, işte araştırmalar, çalışmalar yapılması bir zaruriyet aslında. Bunlar yapılırsa bu sorun uzun vadeli bir problem, yapısal problem olmaktan çıkar. Çok daha kısa vadeli, işte dönemsel bir probleme dönüşmüş olur. Bunu aslında sağlamak gerekiyor. Yani. Teşekkür ederim hocam. Sizin de bahsettiğiniz üzere biz İKAM olarak yayınlamış olduğunuz politika notunda mevzuyu kısaca özetlemiş ve neler yapılabileceğine değinmiş olmuştunuz.
programımızın başında da bahsettiğimiz üzere İKAM bu konuda bir çalıştay düzenleyecek gıda enflasyonu üzerine ve daha da detaylı bir biçimde bu konunun ele alınacağını biliyoruz. Heyecanla bekliyoruz hocam. İnşallah. Kadeder programının bir bölümünü daha sonlandırdık. Sercan Karadağ'ın hocam bizlerleydi. Teşekkür ederiz değerli katkıları için. Türkiye'nin toplumsal ve iktisadi meselelerini tartışmaya devam ediyoruz. Bizi takipte kalın.